dost ve kardeş Pakistan'ın Din İşleri Bakanı, çok değerli dostumuz, kardeşimiz Serdar Muhammed Yusuf Beyefendi bir heyetle bugün bu akşam üzeri ülkemizde, başkanlığımızda tekrar ikinci kez ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sevgili Peygamberimizin dostluklarla ilgili söylediği bir hadis vardır. Köklü dostluklarla ilgili söylediği bir hadis vardır. Ruhlar aleminde insanlar yaratıldığı zaman o alemde birbirini sevenler dünyada da birbirlerini severler. O alemde birbirini sevmeyenler dünyada da ihtilafa girerler. Türklerle Pakistanlılar ruhlar aleminde birbirlerini sevdiler. Ben Pakistanlı kardeşlerimizdeki Türkiye sevgisiyle Türk halkının Pakistan sevgisini böyle izah edebiliyorum. Bilemediğimiz bir güç bu iki halkı hep birbirine çok yakın tutmuştur. Onun için Kurtuluş Savaşımızda Pakistan halkı hep Türkiye'nin yanında yer aldı. Lahorlu Muhammed İkbal'in Kurtuluş Savaşımızda Pakistanlıları meydanlara toplayıp onlara yaptığı konuşmayı millet olarak biz hiçbir zaman unutamayız. Biz İstiklal şairimiz Mehmet Akif'le Lahorlu Muhammed İkbal'i kardeş kabul ederiz. Yakın geçmişte 15 Temmuz'da yaşadığımız işgal girişimi olarak benim değerlendirdiğim darbe esnasında da yine aynı şekilde sizler, bütün Pakistan halkı, Türkiye'nin, milletimizin yanında yer aldı. Bundan dolayı tekrar en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler size nasıl sevinç veriyorsa bizim kalbimize de öyle sevinç veriyor. Maalesef Avrupa 50 yıldır dünyaya takdim ettiği değerleri bir bir kaybediyor. Bundan dolayı çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Çünkü insan hakları, özgürlükler, ötekine saygı gibi değerleri öne çıkaran bir coğrafya. Ancak son zamanlarda her türlü ırkçılığın yaygınlaşması, ötekileştirmelerin çoğalması, yabancı düşmanlığı, İslamofobyanın İslam nefretine dönüşmesi, İslam nefretinin İslam düşmanlığına dönüşmesi bazı kesimlerde çok kaygı verici, üzüntü verici. Bir toplumun din özgürlüklerine müdahalesinin en son noktası mabedine tecavüzdür. Camisine saldırmaktır. Bunların her ülkede çoğalmaya başlaması gerçekten çok kaygı verici. Fazla üzerinde durmamış olmaları, yani siyaset adamlarının, devletlerin bu konuların üzerinde çok fazla durmamaları da kaygıları arttırıyor. Pek çok ülkede biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak raporunu tutuyoruz. Pek çok ülkede camilere fiili saldırılar, camilerin kapısına domuz kafası asarak aşırı nefreti ifade etme, içeriye tecavüz ederek, içeriye duvarlarına gamalı haçlar çizerek gerçekleştirilen saldırılar nefretin boyutlarını gösteriyor. Tekrar ifade etmek isterim ki bir dini topluluğa tecavüzün en son noktası onların özgürlüklerini simgesi haline gelmiş olan mabetlerine tecavüz etmektir. Biz Müslümanlar olarak İslam dininin bize gösterdiği öğreti sadece bizim kendi mabetlerimiz için değil,
bütün dinlerin mabetleri dokunulmazdır. Peygamberimiz Aleyhisselam savaşlara giderken ashabına yaptığı tavsiyeler arasında sakın onların mabetlerine dokunmayın. O mabetlerde ibadete çekilmiş herhangi bir din adamı görürseniz onlar dokunulmazdır demiştir. Son derece üzüntü verici. Dün de Stockholm'de yine bize ait bir camiye saldırı oldu ki İsveç'te bu 21. cami saldırısı oldu. Bunun en kısa zamanda Akdiseliğimin egemen olmasını ve herkesin dikkat ederek bunun ortadan kaldırılması için ortak çalışmalar yapması gerektiğini ifade etmek isterim.